Evet, devam edelim kardeşlerim. Şimdi bu sorudayız. Bakınız bu sorumuzda birler var arkadaşlar. Biz bir soruda bir gördüğümüzde o biri yok etmenin birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi şu kosinüs 40'ı görüyoruz ya arkadaşlar. Aslında kosinüs 50 de olur ama ben kosinüs 40'tan gideceğim. Şimdi kosinüs 2x'in açılımından faydalanacağız arkadaşlar. Bu ya 2 kos kare x eksi 1 diye yazılır ya da 1 eksi 2 sin kare x diye yazabiliyorduk dostlar. Şimdi kosinüs 40 yerine o zaman kosinüs 40 yerine biz istersek 2 çarpı kos kare 20 eksi 1 yazabiliriz ya da 1 eksi 2 çarpı sin kare 20 yazabiliriz dostlar. Şimdi şu üsttekine 1'in olduğu yere hangisini yazalım diye düşünüyorum. Eksilisini yazalım ki şuradakini şuraya kosinüs 40 yerine eksi 1'lisini yazsam yani şunu birler sadeleşmez. Şunu yazayım o yüzden diyorum. Hemen getirip yazalım dostlar. Şöyle oldu. 1 eksi 2 sin kare 20 artı kosinüs 50 eksi 1 geldi. Bakın birler buradan gidecek şimdi birazdan. Bölü diyorum dostlarım. Kosinüs 40 yerine burada artı 1 var. Şu eksi 1'lisini yazıyorum ki sadeleşsinler. 2 kos kare 20 eksi 1 eksi kosinüs 50 artı 1 oldu. Şimdi şu birlere bir bay bay diyelim hele. Şunlar bir gitsinler. Dostlar şuradakileri de götürelim. Şuradaki kosinüs 50 dediğimiz şey aslında sinüs 40'tır kardeşim. Buraya bir sinüs 40 yazalım. Hatta şuradaki kosinüs 50'ye de sinüs 40 istersek yazabiliriz kardeşler. Peki şuraya bir bakarsak, yeni halini bir yazarsak şuranın. Şöyle bir işlem oldu. Eksi 2 çarpı sinüs kare 20 artı sinüs 40 geldi dostum. Bölü şuraya bir bakalım. 2 kos kare 20 eksi şurası kosinüs 50 idi. Sinüs 40 yaptık. Şimdi bakınız sinüs 40'ları görüyorum ki sinüs 40 dediğimiz şeyi de biz istesek şöyle yazabiliriz değil mi? Sinüs 40 sinüs 2 çarpı 20 demektir. Yani sinüsün yarım açı formülünü yazacağım dostlarım. Şöyle olacak. Eksi 2 çarpı sin kare 20 artı sinüs yarım açı formülünü yapıyorum. 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 geldi buradan. Şu alt tarafa bakalım şimdi. Bölü diyelim. 2 kos kare 20 burada dursun. Eksi şunu açıyoruz dostlarım. 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 diye yazdık bunu. Şimdi üst tarafı sinüs 20 parantezine alsak ikisinde de sinüs 20 var. Hatta 2 de var ikisinde de. 2 sinüs 20 parantezine alalım dostlar şurayı. 2 çarpı sinüs 20 parantezinde. Şurada eksi sinüs 20, burada da kosinüs 20 kaldı. Yani kosinüs 20 eksi sinüs 20 buradan geldi. Bölü. Şuraya bakalım. 2 kosinüs parantezine alalım burayı. 2 kosinüs 20 parantezinde. Buradan kosinüs 20 geldi. Buradan da eksi sinüs 20 geldi dostlarım. Şu anda bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Peki şunlar sadeleştiler. Gittiler. İkiler gitti. Sin 20 bölü kos 20 kaldı. Yani tanjant 20 kaldı dostlar. Devam ediyorum. Yine gıcık gibi gözüken arkadaşlar. İlk bakışta insanın gözüne bayağı zor gibi gözüküyor ama kolay bir soru olacak. Biraz çarpanlara ayırma yapacağız bu soruda. İfadesi neye eşittir diye soruyor. Bakın a'yı sinüs x, b'yi kosinüs x vermiş. O zaman şu detayları kaçırmayalım. Madem ki a sinüs x, b de kosinüs x, hani sin kare ile kos karenin toplamı 1'di ya, o halde a kare ile b karenin toplamı 1 olacak. Hatta şunu da diyebiliriz. A kare eşittir 1 eksi b kare olur. Ya da b kare eşittir 1 eksi a karedir de diyebiliriz. Ya da şöyle bir şey görebiliriz sorunun içerisinde. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'in biz neye eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs 2x'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani 2 çarpı AB görebiliriz. Bu da sinüs 2x'e eşittir. Bunları kullanacağız dostlarım.
Hadi şurayı bir düzenleyelim o zaman, bir başlayalım sorumuzu çözmeye. Şimdi arkadaşlar, şu a üzeri 8 ile a üzeri 6'yı görüyorum ben ilk başta. Gelin bunları bir a üzeri 6 parantezinde yazalım. Şöyle olacak yani. 4 çarpı a üzeri 6 parantezinde. Burada bir a kare kalacak. Eksi buradan 1 gelecek. Şurayı da biz bir arkadaşlarım, şu kısmı da b kare b üzeri 6 parantezine alalım. Şuradan 1 gelecek. Şuradan da eksi b üzeri 2 geldi dostlar. Şimdi bakınız a kare eksi 1 geldi. A kare eksi 1 neye eşit? Eksi b kareye eşit. Eksi b kare dediğimde kos kareye eşit yani kardeşler. Şurası kos kare. Eksi b kare eksi kos kare demek. Oraya birazdan eksi kos kare yazarız. Yani şuraya eksi b kare diyebilirmişim ben dostlarım. Peki 1 eksi b kare ne demek? A kare demekmiş. Peki a kare ne demek? Sin kare. Yani buraya da ben a kare yazabilirmişim dostlar. Hadi bir daha düzenleyelim. Şöyle bir şey oldu. 4 çarpı a üzeri 6 çarpı, hatta eksi başa yazalım, b üzeri 2 artı b üzeri 6 çarpı a üzeri 2 geldi. Ben hala üst tarafı düzenliyorum şimdi. Aşağıda bir de a çarpı b var. Onu da unutmayalım. Şimdi şurada da a kare ile b kareler ortak. O yüzden şöyle yapıyorum. 4 çarpı a kare parantezinde, b kare parantezinde. Şuradan b kareyi aldım. Eksi a üzeri 4 kaldı. Buradan a kareyi aldık. B üzeri 4 kaldı. B üzeri 4 eksi a üzeri 4 geldi dostlarım. Unutmayalım. Aşağıda bir de a çarpı b vardı. Hadi şu a çarpı b'lerden şunların birer tanesi gitsin. Geriye 4 tane a, b kaldı. Çarpı. Şuraya bakıyorum şimdi. 2 kare farkı var dostlarım. Şöyle bir şey olur. B'nin karesi eksi a'nın karesi gelir. Çarpı b'nin karesi artı a'nın karesi gelir. Ki b'nin karesi ile a'nın karesinin toplamı neye eşittir? 1. O zaman burayı bir daha düşünmeyelim. 1 orası. Yeni halini şuraya yazıyorum. 4ab çarpı b kare eksi a kare. Yani kos kare eksi sin kare. Peki kos kare eksi sin kare neye eşit dostlarım? Kosinüs 2x değil miydi kardeşler burası? Şöyle bir şey oldu bakın. 4'ü şöyle yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı a çarpı b. Çarpı şurası da kosinüs 2x haline aldı. Peki 2 çarpı a çarpı b sinüs 2x'e eşitti şu kısım. O zaman şöyle oldu. 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x haline geldi ki bakın 2 sin kos. Bu da neydi dostlarım? Sinüsün yarım açılı formülü. Yani sinüs şuradaki açının 2 katı. Sinüs 4x oldu dostlar. Sorumuzun cevabı Denizli şıkkıdır diyorum. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda trigonometrinin aşırı zor sorularını çözeceğiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.